Nasılsın Ayşe abla? Ne o, salmışın çeşmeleri? Getirmedin mi yoksa parayı? Şş, alo, kim ediyorum ya? Bak sen hiç cevap veriyor mu? Para nerede, para? Şey, getirdim. Yani getirmiştim ama şey oldu. Ne oldu ya? Kapkaççı çantamı çaldı, bütün param gitti. Bana bak çocuk. Kimseye bir şey söylemeyeceksin, anladın mı beni? Sana ne sorarlarsa sorsunlar, cevap vermeyeceksin. Yoksa seni de anneni de gebertirim. Anladın mı beni? Yürü hadi yürü. Şimdi bu çiçek büyüyünce annen mi gelecek? Hı? Anneciğim. Ayşe abla. Anneciğim gitme. Bırakma beni anneciğim. Bırakmayacağım canım kızım benim.
Çok şükür iyisiniz. Hanımım, Ali Hanım sizi çağırıyor. Dinlenecekmiş dedim ama ille de gelsin diyor. Tuğçe biraz yaramazlık yapmış da. Hanımım siz iyi misiniz? Hanımım. Tamam, inelim şimdi. Hanımım ne oldu? Bugün sizi çok merak ettim. Kaza yaptım. Ne? Sus. Sayende bütün çiftlik duydu. Hanımım kusura bakmayın ama nasıl yani? Size bir şey olmadı ya. İyiyim iyiyim, yok bir şeyim. Oh, çok şükür. Benim hemen çıkmam lazım. Ne oldu ki Arzu Hanım? Kenan'ın arabası ormanda. Kimse öğrenmeden gidip onu almam gerekiyor. Benim yapabileceğim bir şey varsa... Ne yapabileceksin? Araba kullanmayı biliyor musun? Hadi oyalama beni. Arzu. Geliyorum anneciğim. Anneciğim. Nerelerdesin sen? İnemedin bir aşağı. Buradayım anneciğim. Geldim. Ne oldu ki? Hasta mısın sen? Bir şey mi oldu? Beni mi merak ettiniz? Biraz başım ağrıyordu, uzandım öyle. İyi bakalım. Anneciğim benim çarşıda bir işim var. Hemen bir gidip geliyorum. Bu saatte ne çarşısı? Bir şeyler almam lazım da. Yarın alırsın. Herkes sofrada seni bekliyor. Hemen dönerim anneciğim. Siz beklemeyin beni. Arzu, inada bindirme. Hemen dönerim diyorum anneciğim. Lütfen. Arzu. Peki. Melek, senin ne işin var burada ablacığım? Ablacığım sizi gördüm. Veysel de seni gördüm. Yavrum başına bir şey gelecek diye çok korktum. Ablacığım neler oluyor? Veysel seni nasıl buldu? Ne istiyorsan. Yok bir şey. Nasıl yok bir şey Ayşe abla? Ben Veysel'i bilmez miyim? Bulmuş işte seni. Musallat oldu değil mi sana? Sonra konuşuruz bunları ablacığım. Ah ablacığım. Bana söylemediğin daha neler var acaba? Kim bilir ne işler açtın başına? Yok Melekciğim, ne iş açacaksın başıma? Hiç öyle şey olur mu? Anneciğim, bırakma beni sakın. Elif'imi almaya geldik zaten. Melek, alsan nereye götüreceksin? O adamın elinden zar zor kurtarmadık mı zaten? Ablacığım, sana yeterince yük oldum zaten. Ne yük olması Melek? Anlıyorum, tamam. Ana yüreği, tekrar bırakmak istemiyorsun ama... Bak, hepsi Elif için. Bütün bunlar Elif için değil miydi? Anne gidelim. Evimize gidelim lütfen anneciğim. Yavrum. Dayanamıyorum ablam. Kızım olmadan yaşamaya dayanamıyorum. Çok zor abla. Çok zor. Melek. İyi misin Melek? Anneciğim. Ne oldu anneciğim? İyiyim abla, iyiyim. Evet, herkes sofrada olduğuna göre... Yemeğe başlayabiliriz. Hadi, afiyet olsun. İpek nerede anne? Mert'le konsere gittiler. Gelir birazdan. Ekmek istiyorum. Al prenses. Anneciğim. Ayşe abla, ben kızımı alıp götüreyim. Olmaz kızım, olmaz. Götür beni anne, götür.
Ay şu tarafa geçelim Allah aşkına, araba geliyor. Sakın ses çıkarma, tamam mı yavrum? Anne, anneciğim. Gidelim anne, gidelim. Gideceğiz kızım, gideceğiz. Melek, nasıl götürürsün onu? O zalim Veysel'in yanına. Ne yapayım abla? Sen söyle, ne yapayım? Sen bizim yüzümüzden ne halleri düştün? Biz de sen öyle. Yavrum hasretiyle kavruluyorum ablam. Bilmez miyim? Et tırnaktan ayrılır mı hiç? Ama şimdi gel benimle müştemilata. Hem de soluklanırsın. Hadi kızım. Olmaz abla. Bak şimdi bir gören bir duyan olacak. Gel işte. Bir soluklan hem. Hadi kızım. Hadi yavrum. Melek. Anne, anneciğim. Melek, Melek. Kızım, iyi misin? İyiyim abla, iyiyim. Bak seni böyle bırakamam yollara yanındaki çocuk Sabi ile. Hadi kızım, hadi yavrum. Olmaz abla. Bak kızım, şimdi bir gören olacak. Hadi hem bir soluklanırsın hem konuşuruz. Hadi kızım, hadi. Pul biber niye yok? Unutmuşum. Hemen getiriyorum hanımı. Arzu, iyi misin? Neyin var? İyiyim. Yok bir şeyim. Emin misin? Sofraya oturduğumuzdan beri pek bir durgunsun da. Ha. Bilmem. Sana öyle gelmiş. Afiyet olsun herkese. Hoş geldin İpekciğim. Geç otur, tabağın hazır. Aç değilim, yedim geldim. Olmaz öyle. İki lokma da olsa bizimle de yersin. Gerçekten tokum. İpek, hadi. Peki. Portakal suyu istiyorum anne. Ver kızım bardağını. Daha iyi misin ablacığım?
İyiyim ablacığım. Elif'im yanımda ya. Başka bir şey istemem. Anneciğim senin epey iyi oldu. Canım kızım. Beni hiç bırakma anneciğim. Hiç bırakma. Yavrum. Abla. Bir kere onu olmamıştır değil mi? Görmemiştir ablacığım. Görmemiştir. Merak etme sen. Allah Allah. Hayırdır inşallah. Kim ki şimdi bu? İyi akşamlar. Kenan Emiroğlu evde mi? Evde. Çağırın. Kenan Emiroğlu siz misiniz? Benim. Bir şey mi oldu? Aracınız Gülmağı mevkiinde kaza yapmış bir halde bulundu. Kaza mı? Benim aracım olduğundan emin misiniz? Plakadan sorguladık. Araç sizin aracınız. Banketten çıkmış ormana doğru girmiş. Bir gören olmuş mu peki? Kim kullanıyormuş arabamı? Olmuş abi. Olay ne? Araştırıyoruz ama elimizde şu an bir görgü tanığı yok. Ne zaman olmuş bu kaza? Ne kazası? Kim kaza yapmış? Bugün sen benim arabamı aldın mı? Yok vallahi abi. Kendi arabamla gittim geldim. Selim, doğru söyle. Yemin ederim abi. Hiçbir şeyden haberim yok. Gonca, polis mi gelen? Ne oluyor? Bir araba lafı falan ediliyor. Yanlış mı duydun? Şey... Ali Hanım, jandarmalar geldi. Jandarmalar mı? Niye gelmişler ki Gonca? Neyi soruyorlar? Sen kullanmadıysan, peki kim kullandı arabamı? Kim kaza yaptı benim arabamla? Arzu! Abla ne oluyor? Ben de anlamadım ki. Ben bir çıkıp bakayım, hem bir görmüş olurum. Merak etme sen. Tamam abla. Kullandın mı? Evet. Kaza yaptım. Kaza mı yaptın? Neden bana söylemiyorsun? Kaza sayılmaz aslında. Biraz hızlı gidiyordum. Arabanın kontrolünü kaybedince birden yoldan çıktım. Niçin kaç saattir söylemiyorsun? Önemli bir şey olduğunu düşünsem söylerdim. Kimseyi telaşlandırmak istemedim. Yoldan çıkmışsın kızım. Hızlı gidiyordum diyorsun üstelik. Ya daha ciddi bir şey olsaydı? Önemsiz bir şey mi sence bu? İnanamıyorum sana Arzu. Hakikaten inanamıyorum. Tamam üstüme gelmeyin artık. Buradayım işte. İyiyim, yok bir şeyim. Aracınız otoparka çekildi ama ciddi bir hasar yok. Gidip alabilirsiniz. Kusura bakmayın memur bey. Siz de buraya kadar yordum. Teşekkür ederim. Estağfurullah. İyi günler. Oh.
Gerçekten sana inanamıyorum Arzu. Hem arabamı izinsiz alıyorsun, üstüne kaza yapıyorsun ve hiçbirimize haber vermek aklına bile gelmiyor. Ya başına bir şey gelseydi kızım? Gördüğünüz gibi iyiyim anne. Bir şeyim yok. Büyütmeyin artık lütfen. Büyütmeyelim öyle mi? Jandarma kapımıza gelmese kaza yaptığını bile bilmeyeceğiz. Arayıp bir haber verseydin ya keşke yenge. Gelirdik, yardım ederdik. Telefonumu evde unutmuşum. Arayamadım. Nereye gidiyordun bu arada? Doktora. Ne doktoru? Doktor işte. Ha, doktora gidiyorsun. Ama bunu bile şimdi söylüyorsun. Bu yüzden haber vermedim işte. Çünkü her şeyi büyütüyorsun, her şeyi sorguluyorsun. Midem bulanıyordu. Önemli bir şey değil. Ama sana doktora gideceğim desem 40 saat sorguya çekerdin beni. Hangi doktor, iyi misin, neyin var? Bezdirene kadar sorardın. Ha, sen de en iyisi söylemeyeyim dedin öyle mi? Kaza yapmış olman da hiç önemli değil zaten. Of, ne olur sıkıldım artık. Ben odama gidiyorum. Seni. Bak ben buradayım. Anneciğim ne olur götür beni buradan. Evimize gidelim. Hemen gidelim anneciğim. Gideceğiz yavrum. Gideceğiz. Sen söyle bakayım sevdin mi buradakileri? Elif. Kızım bak bakayım yüzüme. Niye bir şey söylemiyorsun? Sana ne sorarlarsa sorsunlar cevap vermeyeceksin. Yoksa seni de anneni de gebertirim. Anladın mı beni? Kızım. Korkutma beni. Bir şey mi oldu annem? Ben seni çok özledim anneciğim. Çok. Canım kızım. Evimize gidelim. Sen yine bana Tahran'ın çorbası yaparsın. Masal anlatırsın. Sonra birlikte seyirip uyuruz. Olur mu? Bırakmazsın değil mi anne? Ay Ayşe, Allah seni korumuş. Verilmiş sadakan varmış. Ya başına bir şey gelseydi? Allah'tan gelmedi. Malçanın yongası tabii. Öyle ya. Sonra ne yaptın? Elini yüzünü görmedin mi? Karakola gidip şikayet etseydin. Yok, görmedim. Teşekkür ederim Şerif abla. Taksi parasını ödedim. Kardeş gibiyiz burada. Aynı ekmeği aşı paylaşıyoruz. Lafı bile olmaz hiç. Gelince de böyle hep üst üstüne geliyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu Arzu Hanım'ın kaza olayını da kesin bir iş var. Görmüyor musun? Böyle bakışıp bakışıp duruyorlar. Fark etmemişim. Bu evde bir işler dönüyor ama. Bak görürsün en yakın zamanda kokusu çıkar. Aha. Buraya yazdım.
İnşallah sizi biri görmemiştir. Jandarma nereden çıktı şimdi? Ama asıl o küçük yılan. O çenesini açarsa işte o zaman kötü olur. Bir şey yapmam lazım. Ayşe ile o salak kız daha fazla ayağıma dolaşmadan onlardan kurtulmam lazım. Annesi gelecekmişmiş. Hanımım gelemez, sıkar o biraz. Peki o adam kimdi? Telefondaki. Kahretsin. Hiçbir şeyi halledemedim, hiçbir şeyi öğrenemedim. Öğrenirsiniz hanımım. Siz baş edersiniz ama bir durun bakalım. O yılan konuşursa fena olur. Haklısınız hanımım. Eğer bugün olanları ağzından kaçırırsa yanarız. Sus Gonca. İyice sinirlendirme beni. Hanımım ben şey... Ben nasıl böyle bir hata yaptım? Düşünmeden davrandım. Böyle olmaz. Arzu böyle olmaz. Hanımım tamam sakin olun. Siz bulursunuz bir hal çaresini. Senin için resim yaptım anneciğim. Göstereyim mi? Göster tabii yavrum. Güzel olmuş. Evimize dönünce odamızı asalım. Olur mu anne? Olur kızım. Asarız. Peki neden şimdi gitmiyoruz? Gideceğiz yavrum. Az kaldı. Ellerine ne oldu anneciğim? Biraz yara oldu ama geçer yavrum. İyiyim ben. Öpeyim de geçsin. Hiç iyi olmadı hiç. O beslemeden kurtulamadığım gibi bir de yalan eklendi üstüne. Ben gidip şu sınıntıya bir bakayım. Olanları Ayşe teyzesine anlatmış mı anlatmamış mı öğrenelim bakalım. Gonca istemiyorum dedim anlamıyor musun? Hadi çekil başımdan. Arzu ne oluyor? Yok bir şey. Size bitki çayı yaptırayım diye tutturdu.
Arzu, ne demek istediğimi anlıyorsun. Kenan, lütfen konuyu kapatabilir miyiz? Arzu! Ne duymak istiyorsun Kenan? Gerçeği. Gerçeği mi duymak istiyorsun? Peki, bir kere daha anlatıyorum. Birkaç gündür midem bulanıyor. Ben de doktora gitmek için çıktım. Yolda daha kötü oldum. Hakimiyetimi kaybettim. Hepsi bu. Neden bize söylemedin? Kenan yeter artık. Daha kaç kere söyleyeceğim? Başım ağrıyor zaten. Arzu! Kenan rahat bırak beni. Arzu neden bize haber vermedin? Cevap ver. Yeter be. Ne zamandan beri beni bu kadar merak eder oldun? Etmiyorum. Seni de o yalanlarını da duymak istemiyorum. Oldu mu? Uyudu. Ne diyeceğimi bilemiyorum Ayşe abla. Seni bu duruma bıraktığım için çok mahcubum. Bizim yüzümüzden başına gelmeyen kalmadı. Veysel bir yandan, burada yaşadığın sıkıntı bir yandan. Ben iyiyim kızım, merak etme sen. Yok Ayşe abla, yok. Benim Elif'imi alıp buradan gitmem lazım. Sana da yeterince yük oldum zaten. Elif'i alıp gitsen nereye götüreceksin? O kocan olacak adam size rahat verir mi zannediyorsun? Daha 2 hafta önce gözünün yaşına bakmadan kızını satmaya çalışmadı mı? Elif'i alıp götürsen bile ikinize de rahat vermez. İkinize de nefes aldırmaz. Bir yolunu bulmam lazım Ayşe abla. Böyle olmaz ki. Nereye kadar? Ben gideyim artık. Bu saatte nereye kızım? Burada kalmam çok tehlikeli. Hem Veysel ortalığı birbirine katmıştır zaten. Gideyim ben. Tuğçe'nin uçağını arıyorum. Kaybetmiş. Akşam akşam tutturdu. Uçağım da uçağım. Sen gördün mü? Yok. Burada olsa ben görürdüm.
Elif de olmasın? Yok canım, ne işi var çocukta? Ay şey, çocuk mışıl mışıl uyuyor. Niyeyse bugün çok bitkin. Ayşe abla, bir şeyden şüphelenmediler inşallah. Yok yok, şüphelenmediler ama Arzu Hanım buralarda dolanıyor. Neden anlamadım. Peki ne yapacağız şimdi? Şşşt, çocuk uyanmasın. Sen daha çıkma dışarı, emi kızım. Kenan Bey, kahvenizi getirdim. Eline sağlık Şerif abla. Afiyet olsun Kenan Bey. Bu arada bugünkü kaza için çok geçmiş olsun. Sağ ol. Bugün de herkese bir şeyler olmuş. Allah'ım sen bizleri koru ya Rabbim. Başka kime ne olmuş ki bugün? Ay siz bilmiyorsunuz tabii. Ayşe'nin çantası çalınmış. Nerede? Ne zaman olmuş? Niye birimize haber vermemiş? Bugün öğlen gibi olmuş. Kimseyi telaşlandırmak istememiş. Yani Allah muhafaza bu çiftlikte birinin başına bir şey gelse hiçbirimizin haberi olmayacak. Neyse. Ben bir Ayşe ablaya bakıp geleyim. Nevaleler böyle kıyak oldu ha. Ziyafet var akşama, ziyafet. Keşke şu adamların borcunu bir an önce ödeseydik baba ya. Yarın öderiz oğlum, kaçmıyoruz ya. Adamlar gelip camı çerçeve indirmesin de. Bir gün daha beklesin köpekler. Geberiyorlar mı? Sıcak sıcak şu paranın tadını bir çıkaralım değil mi? Aç Melek abla, aç. Aç Melek abla ya, aç. Niye kapalı ki telefonu ya? Bir şey anlamamışlardır değil mi Ayşe abla? Yok, anlamamıştır. Tuğçe'nin oyuncağını arıyormuş zaten. Evin tek çocuğu ya, her istediğini yaptırıyor bunlara. Her çocuk Elif'im gibi değil ki. Çok iyi huylu bir evlat yetiştirmişsin Melek. Allah herkese böyle bir evlat nasip etsin. Güzel olsun da. Subhanallah, kim ki bu saatte? Ayşe abla benim. Müsait misin? Efendim Kenan Bey. Gece gece rahatsız ettim. Kusura bakma. Dış kapı açıktı, girmiş bulundum. Estağfurullah Kenan Bey. Geçmiş olsun, çantan çalınmış. Niye bize haber vermedin? Sağ olun. Hiç zaman olmadı. Sizin de kendi dertleriniz vardı zaten. Nasıl oldu peki? Şey işte, çarşıda yürürken kolumdan kaptılar. Hay Allah ya. Çok geçmiş olsun. Sen sıkma canını Ayşe abla. Canı geleceğine mala gelsin. Öyle tabii, öyle. Ufaklık nasıl? Uyuyor Kenan Bey. Aman uyanmasın. Ne
Tamam öyleyse. Yarın sabah görüşürüz. İyi geceler. Size de. Ne yapacağım ben şimdi? Nerede bunlar ya? İki saatte bir kapıyı açamadınız be. Ulan mağaç olduk be. Melek! Şey... Melek! Nerede lan bu? Saniye ablaya gitti. Lan bu saatte ne işi var Saniye ablada? Gelir birazdan baba, hemen ne bağırıyorsun? Sıkı sıkı cevap verme. Alırım ayağımın altını şimdi. İçeri lan, içeri. Delirtmeyin lan adamı. Lan ne yapacağım ben ya? Üzülme kızım. Bir gün bütün bu acılar bitecek. Bir daha yavrumdan hiç ayrılmayacaksın. İnşallah ablacığım. İnşallah. Sende kalacak ama. Anne. Efendim kızım. Anneciğim, bana anneni söyle. Çatalım ya, prezlerin işi. Sen git.
mısın lan sen? Ha? Sen aradasın lan bir saattir. Ha? Melek ablayı arıyordum işte. Melek ablan nerede peki? Güzel yavrum. Affet beni canım kızım. Alacağım seni. Söz veriyorum alacağım.
Başına bir şey geldi. Yavruma kavuştur beni. Ne olur Allah'ım. Anne, anneciğim. Neredesin? Anneciğim neredesin?